Evet değerli izleyicilerimiz, merhum Adnan Kahveci'yi ölümünün 29. yıl dönümünde anmaya ve anlamaya gayret ediyoruz. Şimdi de kıymetli hemşerimiz, yine Adnan Kahveci'nin yolunu takip eden siyasetçilerimizden AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Aksoy Bey'in yanındayız. Yavuz Bey, neler söyleyeceksiniz Adnan Kahveci için? Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Adnan Kahveci Köprübaşımız için çok önemli, çok kıymetli bir değer. Bizler için örnek. Köprübaşı için örnek bir kişilik, Türkiye için örnek bir kişilik. Köprübaşından buralara gelip, Kartal'da yer edinip, bu kadar halkın sevgisini kazanıp, seçimlerde tarihler yazan, Türkiye ekonomisi için hala konuşulan devrimleri yapan, dürüstlüğüyle, siyasete katmış olduğu değerlerle hala anılan çok önemli bir siyasetçimiz. Allah gençlerimize de bunu örnek göstermek bize düşen vazife. Biz bunu yaşadık, biz bunu gördük ama görmeyen gençler için de örnek teşkil edebilecek vasıflara sahip bir siyasetçi. İyi insanlar aramızdan erken ayrılıyor. O da bizim aramızdan erken ayrıldı. Buymedi. İnşallah yeni nesiller bunları yapabilir. Onun o bıraktığı bayrağı daha ilerlere taşıyabiliriz. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu yetiştiren anadan babadan da Allah razı olsun. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de buna benzer hizmetler yapmayı bizlere de nasip eylesin. Çok çok teşekkür ediyorum. Siz de kıymet verdiniz, değer verdiniz, burada bulundunuz. Allah sizlerin de hayrını artırsın. Teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ülkemizin yakından tanıdığı Maliye Bakanımız, kıymetli hemşerimiz Adnan Kahveci'nin ölümünün 29. yıl dönümü anma programındayız. Yanımızda sivil toplum kuruluşlarından tanıdığımız ve İstanbul Trabzon Federasyonu sportif sorumlusu Göksal Pırtıloğlu ile birlikteyiz. Göksal Başkanım, böyle kıymetli bir değerimizi anmak için buradayız. Bu noktadaki düşüncelerini alabilir miyiz? Evet, ülkemizin, Trabzon'umuzun, ilçemiz Köprübaşı'nın yetiştirdiği çok değerli beyefendi kişiliği, eski Maliye ve Gümrük Bakanımız Sayın Adnan Kahveci'nin 29. ölüm yıl dönümünde tekrar buradayız. Yine muhteşem bir kalabalık. Hani bir laf var ya, doğruluk hazinedir diye. Bu doğruluğun hazine olduğunu gerçekten bize her yıl gösteren örnek kişiliği, kendimizin de örnek aldığı Adnan Kahveci'yi tekrardan rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Tabii ki Adnan Kahveci'nin yanında eşi Füsun Kahveci, kızı Aslan Kahveci'yi de unutmuyoruz. Aslında bugün burada çok şey konuşuldu hakkında, çok şey söylendi ama ben de Dursun Başkan'ın söylediği bir kelimeye takıldım. Takıldım derken yıllardır biz onun takipçisiyiz. Artık Adnan Kahveci akademik olarak hayatının üniversitelerde mi artık okullarda mı nasıl olur bir tez konusu olması gerektiğini ben de aynı görüşteyim. Mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü hiçbir devlet adamının ben 53 yaşındayım hatırlamıyorum ki bu kadar kalabalık olsun. 29 yıldır aynı kalabalık artarak devam ediyor. Demek ki Adnan Kahveci siyasete çok güzel örnekler, çok güzel imzalar bırakmış. Kişiliği örnek bir insan olduğu için bugüne kadar taşınmış. Onun için tekrardan rahmet, minnet, özlemle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çünkü Adnan Kahveci siyaset üstü bir insandı. İlgi alakanıza teşekkür ediyorum. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun.